Merhaba arkadaşlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul bugün tarihi günlerinden birisini yaşadı. %3,5'a yakın bir seviyede kırmızıda hisse senetleri ve kanalımızda da haberini yapmıştık. Yaklaşık 300'den fazla daha doğrusu devre kesici devreye girdi yani bugün. Ve tedbir kararları da devam ediyor arkadaşlar Borsa İstanbul'da. İlk önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmanızı bekliyoruz. Ayrıca lütfen burada verilen bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatalım. Evet dostlar, Borsa İstanbul Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi BBTS kapsamında bir hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacağını duyurdu. BİST tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna KAP gönderilen açıklamaya göre Hidropar Hareket Kontrol HKTM payları 11. ayın 18-2022 tarihli işlemlerden seans başından 12. ayın 16-2022 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. BİST'in açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi. VBTS kapsamında getirilen tedbirler payın işlem gördüğü pazarın, platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 2. ayın 11-2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul Anonim Şirketi pay piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST 50 endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır. Evet, bu da önemli arkadaşlar. BIST 50 endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır diyor. 2. ayın 11'i 2020 SPK'nın tarihli kararı uyarınca. Evet dostlar, hemen bakalım şimdi son durumuna hissenin, Hidropar hissesinin. Evet, HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bugün arkadaşlar tabanda kapatmış günü. Görüyorsunuz 10-15 sendromuna yakalanmış, sert bir satış almış. Sonra veya yapsa da biraz saat 12'de pozitif olsa da hisse daha sonra tekrar negatife dönmüş ve satışlarla birlikte günü taban olarak kapatmış. %9,97 aşağıda, 11 lira 10 kuruş düşmüş. Son olarak 100 lira 20 kuruştan satılmış. Evet, 5 günlük durumuna baktığımızda ise hissenin %16,11 gibi bir değer kazandığını görüyoruz. Evet arkadaşlar, en yüksek değeri 118 lira ve şu anda 100 lira. En yüksek değerine de hayli uzak duruyor hisse senedi. Evet, bugün Hidropar sadece bir hisseye tedbir kararı konuldu. O da bu hisse arkadaşlar. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkez Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bir ay boyunca açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Hepinize bol bol kazançlar diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Artık açığa satış ve kredi işlemler nedir bunu anlatmıyorum. Çünkü bütün videolarda söylemekten artık siz de yorulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, lütfen bunları yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bol kazançlar.